Kurbanı 28 Şubat medyası belirlerdi. O da haklarında önce soruşturma başlatır, ardından da tutuklatırdı. Eski DGM savcısı Albay Tanju Güvendiren, şimdi Saadet Partisi Ankara 1. Bölgeden 1. sıra milletvekili adayı oldu. Bu eylem, bu AKP'li trollerin, özel görevli adamların, o mensupların organize ettiği bir eylem ve işlem olduğunu değerlendiriyorum. Benim üzerinden Saadet Partisi'ni yıpratmak istiyorlar, boşuna boş. 28 Şubat döneminde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakim. Eski DGM savcısı Albay Tanju Güvendiren. Ben hiç yaşamım boyunca orada savcılık yapmadım. Milli Gençlik Vakfı üyeleri, hatırladığım kadarıyla, şimdi elimde belge yok da, Ceza Kanunu 146. maddesine muhalefetten, yani anayasal düzeni değiştirmekten diyebilir. Delillere baktım, inceledim. Böyle bir eylem ve işlem yok. O da haklarında önce soruşturma başlatır, ardından da tutuklatırdı. Hepsini ben serbest bıraktım. Ne demek istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Yazıklar olsun hepsine. 28 Şubat kararlarına dayanak teşkil eden hiçbir eylem ve işlemin içinde ben bulunmam. Benim uzaktan yakından bir alakam yok. Kimsenin saçıyla, başıyla, türbanıyla, sakalıyla, pantolonuyla ilgilenmedim. Bunlar şairin dediği gibi bizim ekmeğimize, aşımıza, sütümüze, daha doğrusu halkın rızkına göz koyanlar. Kimse inanmasın.